her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışına farkındalığı artırmak için gerçekleştirilen organ bağışı haftasını geride bıraktık. Okullarda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında organ bağışının önemine vurgu yapılarak bir farkındalık yaratılmaya çalışılsa da gerçekte durum ne? Kuzey Kıbrıs'ta vatandaş organ bağışını gerçekten önem veriyor mu ve organlarını bağışlıyor mu? Organ bağışı konusundaki tereddütler neler? Mikrofonlarımızı vatandaşa ve uzmanlara uzattık. Yani herkesin yapması gerek. Çünkü mesela bize bir şey olduğunda ama organlarımız sağlıklıysa onu başkalarına ihtiyacı olduğunda ona yardımcı olmak için. Reşit olan herkesin eğer bir sağlık sorunu yoksa yapması gereken bir sorumluluk gibi. Çünkü nasıl diyeyim, ne zaman, nerede, ne olacağının bilincinde değilik. Ve her ihtimale karşı bir önlem alınması gerekir kendimiz için veya istemeden de bize ihtiyacı olan insanlar için. Organ bağışına karşı değilim. Yani isterim ölmeden önce ben de organlarımı bağışlamak isterim. Hayat kurtarsın. İnşallah bir gün ölürsem hepsini bağışlamayı düşünüyorum. Kendime yararım yok, başkasına yararım olsun. Bir şey düşünmem. Bağışlamak isteyen bağışlasın. Sen peki düşünüyorsun? Düşünürüm. Vallahi herkesin bağışlaması lazım bence yani. Bence düşünmüyorum başka bir şey yani. Ne düşünebilirim ki abi? Her insan bana göre organını bağışlamalı. Çünkü ihtiyacı olan insanlar için onları düşünmemiz lazım. Hatta ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'deki uygulamada direkt bunu kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirler. Başvuruyorum. Yani bağışlanmalı diye düşünüyorum ben de. Çünkü ölüyorsun ve birine yararlı olması gerekiyor tabii ki. Biz de bağışlamayı düşünüyoruz yani. Sapasağlam olan insanlar var. Bir böbreği bozuk oluyor. Bir yerinden bir rahatsızlığı oluyor. Bir organı çalışmıyor. En azından zaten ölüp toprak olacak. Burada kuşa yem olacak. En azından bir insana yaşam veririz. Organ bağışı çok güzel bir şey. Yani çok güzel, çok yani bak her zaman yollardayız. Yani mesela ben organ bağışı yaptım. Göz, böbrek hepsini verdim. Ya organ bağışlamak güzel bir şey. Herkese yararlı olur en azından. Böbrek olsun, ciğer olsun. Çok iyi bir şey. Organ bağışı eğer bir insana hayat verilecekse bir insana verilebilir. Bir can bir can demektir. Bir insan bir insan demektir. Organ bağışı yeni yeni zaten böyle moda olmaya başladı. Bence çok güzel bir şey. Hani ihtiyacı olan insanların kullanılması çok mantıklı bir şey bence. Ben destekliyorum yani. Bu konu hakkında yani saygı duyarım bağışlayan insanlara. Hepimiz ihtiyacımız olabiliyor. Yapmak lazım, vermek lazım. Yani ben ona katılıyorum, saygı duyuyorum. Onun haftası herhalde, organ evet. Bağışlama haftası. Evet. Onu diyebilirim. Peki siz bağışlamayı düşünüyor musunuz efendim? Ben bağışladım zaten. Ha, dinen de caiz olduğunu biliyorum. Bu gibi şeylerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara ulaşılıp kafalarda, zihinlerde olan sorunların veya endişelerin giderilmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Böyle topluma faydalı etkinlikler yapıldığı zaman bu etkinliklerde bunlar da ele alınırsa insanların aklındaki sorunlar veya endişeler giderildiği zaman insanlar daha çok bu konuya yönelim gösterebilir. Mutlak olması gereken bir şey abi. Ben yani organ bağışı, kan bağışı. Yani ben her ay kanımı veririm. Trombosit kan da veririm. Yapılması gereken bir şey bence. Çünkü insanların, çoğu insan şu an hastanede organ için sıra bekliyorlar. Yapılmalı yani. Ben olsam ben de yapardım. Vatandaş aslında organ bağışının öneminin farkında ancak tereddütler yaşıyor. Organ bağışının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması konusunda önlemler alınması gerektiğini işaret eden Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge bu konuda alınabilecek önlemleri Gıyna'a anlattı. Bir kere teşvik edilmesi gerekir. Bunun Sağlık Bakanlığı'yla mutlaka iyi teşvik edilmesi lazım erişim açısından. Yani bugün itibariyle ben de organ bağışçıyım. Sağlık Bakanlığı'na kimliğimle gittim ve başvurdum. Ama bunun daha kolay, çünkü ben çevremle konuştuğumda ben biz de yapalım diyorlar. Hatta bağışçı olduğum gün sosyal medyada paylaşmıştım, pek çok insan senin yaşında birisi bağışçı olabiliyorum dedi. 60 yaş ve üzeri
Evet. Bağışçı olabilir. Evet, olabiliyor. Yaş sınırı yok. Çünkü hiç belli değil hangi organınızın o an ihtiyaç duyulabileceği ve uyumlu olabileceği. Onun için herkes bağışçı olabilir. Böyle bir yaş sınırı diye bir şey yok. Hatta kadavramızın bile, yani yasa konusunda sıkıntı var bu konuda, ama tıp fakültelerimiz var artık bu ülkede bilim için çalışan. Kadavralarımızı da bağışlayabiliriz. Bunun yolunun da açılması lazım. O yüzden ben şunu önerebilirim mevcut uygulamalara. Yani devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinden de başvurulabiliyor. Ama pandemi döneminde çok da böyle toplu alanlara, ortak alanlara, kamusal alanlara girmek istemediğimiz için bunun dijitalleşmesi gerekiyor. Yani evimde otururken, iş yerimde çalışırken dijital anlamda o formu indireyim, doldurayım ve göndereyim. Kimliğimi de iskanlayayım, göndereyim. Hiç gelip gitme olmasın. O da bana dijital şeyimi, bağış kartımı göndersin. Ben istersem bastırırım bir şeyde. Evet. Baskı evinde onu. Evet. Bu böyle kolaylaşırsa ve bunun duyurusu yapılırsa billboardlarla veyahut sosyal medya üzerinden biz derneklerde yardımcı olabiliriz bunlar, bu bilgilerin paylaşılmasına. Sanıyorum organ bağışı, kadavra bağışı konuları halkımız çünkü yardımseverdir, duygusaldır bu konuda. Hepimizin ihtiyacı olabilir günün birinde. Kesinlikle. Bir veya sevdiklerimizin ihtiyacı olabilir. O yüzden bu alanda cömert olduğumuzu düşünüyorum toplum olarak. Peki ülkemizde organ bağışı ne durumda? Bu konuda görüştüğümüz Sağlık Bakanı Müsteşarı Deren Oygar şunları söylüyor. Ülkemizde bugüne kadar 28'li kadavradan olmak üzere 49 tane böbrek nakli yaptık. Bu yıl pandemi nedeniyle maalesef bağış sayısının azaldığını görüyoruz. Nakil öncesinde bağışıklık sistemini baskılamak zorunda olduğumuz için acil operasyonlar dışında nakil gerçekleştirilemedi. Pandemi süresince 3'ü kadavradan, ikisi canlı nakil olmak üzere toplam 5 nakil gerçekleştirilebildi. Önümüzdeki süreçte organ bağışı ve naklinin hız kazanacağını düşünüyoruz. Nitekim önümüzdeki 10 gün içerisinde 3 böbrek nakli planlanıyor. Ülkemizde 240 diyaliz hastası mevcut. Böbrek nakli bekleyen hastalarımızın %70'i nakile uygun hastalar olduğundan organ bağışı çok büyük önem taşıyor. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı'na bağlı koordinasyon kuruluna veya devlet hastanelerimizdeki bağış noktalarına başvurabilirler.